şanslı yatırım. Altın Toprak Arsa Ofisi sunar. Yanımda. Dik oyna yer dik oyna, al mendili dik oyna. Herkes çıkmış orana, hele sen de çık oyna. Endiresin içinde çarşı boyu gezerim. Endiresin içinde çarşı boyu gezerim. Kız ben senin uğruna gurbete de giderim. Yar ben senin uğruna gurbete de giderim. Dik oyna yar dik oyna, al mendili dik oyna. Dik oyna yar dik oyna, al mendili dik. Açan bağıma eller ağlar oldu gençlik çağıma. Ferhat gibi çıktım şirin dağına. Mecnun olup çöle düştüm duymamış imansız yar. Duymamış o zalim yar. Duymamış insafsız yar. Duymamış yar duymamış. Eller duydu bir tek o yar duymamış. Yandığımı dertlere kaldığımı. Biçare olduğumu duymamış yar duymamış. Duymamış o zalim yar. Duymamış insafsız yar. Duymamış yar duymamış. Eller duydu bir tek o yar duymamış. Yandığımı dertlere kaldığımı. Biçare olduğumu duymamış yar duymamış. Thank you.
yar, duymamış o zalim yar, duymamış insafsız yar, duymamış yar, duymamış. Eller duydu bir tek o yar, duymamış yandığımı, dertlere kaldığımı, biçare olduğumu. Duymamış yar, duymamış. Evet değerli dostlar, öncelikle her salı olduğu gibi bu salıda yine Sivas RT TV ekranlarından Ercan'la Dikoyna programından bizleri izleyen, sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese kucaklar dolusu selamlar, sevgiler olsun. Evet, bu salıda aile dostumuzun, Sivaslı hemşerimizin Şile yolu üzerinde Ömerli'de bulunan o güzel mekanı olan, bence Sivaslıların evi olan 58 Yörük Çadırı'ndan çekiyoruz. Sevgili Halil Soytürk abime ve sevgili eşi Narin ablaya ve bütün çalışanlarına bugün bizi burada misafir ettikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ben bütün dostlardan şunu söylüyorum. Malum hepiniz İstanbul gibi güzel bir kentte, şehirde yaşıyoruz. Ama malum hepimiz işte, kimimiz Maltepe'de, kimimiz Pendik'te, kimimiz Küçükçekmece'de, metropol şehirdeyiz. Şehrin biraz daha havasından uzaklaşayım. Sivas özledim, köy özledim. Gideyim de şöyle güzel bir köy havası alayım. İşte köy yemekleri yiyeyim, köy kahvaltısı yapayım diyorsanız Halil abinin buraya geleceksiniz. 58 Yörük Çadırı'na Ercan'la Dikoyna programını izledik, biz geldik diyeceksiniz. %10'da indirim alacaksınız. Ben öncelikle 2 yıldır bu yayına bizlere emeği olan, öncelikle ana sponsorum olan Altın Toprak Artısı Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Murat Çakmak ve Sinan Karamelek abilerime sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu hafta buradayız. Önümüzdeki hafta 30 Nisan'da programımızın bu sezonki finalini yapacağız. Tabii ki nerede? Başladığımız yerde bitireceğiz. Salon Işılay'da 30'unda bütün dostları bekliyorum. Çok güzel bir final programı yapacağız. Ben öncelikle yine alt bantlarıyla bizlerden desteğini esirgemeyen İnan Reklam Bayram İnan'a, Ankara Reklam Coşkun Gencan'a, yine Fenux Endüstriler Mutfak Malzemeleri sevgili Ferhat abiye, Demir İnşaat Kenan Demir'e, Kılıçkaya Grup Abdullah Arslan ve kardeşlerine teşekkür ediyorum. Öncelikle yaklaşık 30 haftayı geçti. 30 haftadır canlı yayın aracında bizim her hafta farklı yerlerde de çektiğimiz programlarda bizden desteğini esirgemeyen, aracını biz nereye getirdiysek oraya getiren sevgili Hasan Çakmak ve ekibine, birbirinden değerli orkestra arkadaşlarıma, bizleri haftalarca yalnız bırakmayan, hem salona gelen, mekana gelen dostlarımız, hem de ekran başını izleyen dostlara da sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Sivas RT TV'ye teşekkür ediyorum. Sivas'taki rejiye, sevgili İsmet abi nezdinde bütün çalışanlara, yönetim kurulu başkanı kanalımızın Ahmet Hasdemir'e teşekkür ediyorum. Sizler bu güzel programda türküler dinlemek istiyorsanız, halaylar, horonlar dinlemek istiyorsanız ne yapacaksınız? SRT yazacaksınız, bir boşluk bırakacaksınız. 3969'a kısa mesajlarınızı göndereceksiniz. Bu hafta çok değerli, çok hanımefendi bir kardeşimizlerle birlikte olacaklar. Ben sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Sizlerin o kuvvetli alkışlarıyla Sivaslı Gül bizlerle birlikte diyorum. Alkışlar kuvvetli gelsin. Yok ki. Ucağımda
acısını. Böyle yazmış yüce Mevlam ana baba yazısını. Elbet baba olan bile yavrusunun acısını. Ben yanarım yavrum sana, yavrum yanar yavrusuna. Tabiatın kanunu bu, koyun meler huzusuna. Ben yanarım yavrum sana, yavrum yanar yavrusuna. Tabiatın kanunu bu, koyun meler huzusuna. Elbet ana olan bile yavrusunun acısını. Böyle yazmış yüce Mevlam ana baba yazısını. Elbet baba olan bile yavrusunun acısını. Ben yanarım yavrum sana, yavrum yanar yavrusuna. Tabiatın kanunu bu, koyun meler huzusuna. Ben yanarım yavrum sana, yavrum yanar yavrusuna. Tabiatın kanunu bu, ah koyun meler huzusuna. Aman aman aman. Efendim hoş geldiniz tekrar, sefa geldiniz. Bu parçam tüm şehitlerimize gitsin. Ayrıca bugün 23 Nisan biliyorsunuz Ercan Bey. Onu da kutluyoruz yürekten değil mi? Kocaman bir alkış alalım sevgili Atatürk'ümüze. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Buyurun lütfen, ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet, bugün 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çocuklarımıza armağan etmiş olduğu bu güzel bayramı, ben inanıyorum ki bütün ebeveynler bugün çocuklarıyla çeşitli okullarda en güzel şekilde kutladılar. Bugünün çocukları yarının geleceğidir. Evet, hoş geldiniz. Vallahi Halil abi, ben şunu söylüyorum. Ya sende bir şanssızlık var ya bende. Geçen sene dedik yağmur, boran, kar. Allah'tan bu sene yağmur yağmadı. Biz aslında 15 gündür şeyi niyetliyorduk işte. Hava güzel olursa Nisan'ın da sonuna doğru geldik zaten. Dışarıda dedik bu yayını yapalım, kalabalıkta. Ama malumunuz hava soğuk, buraya gelen dostlar da biliyor. Yine içeriye tıkandık. Ama söz şu Ramazan mamazan biraz daha böyle öne gelsin. İnşallah güzel bir yayın buradan gerçekleştireceğiz. Abla seni bir tanıyalım. Bizler tanıyoruz ama ekran başında şu anda seni izleyen dostlar seni bir tanısın. Vallahi beni tanıyan tanıyor. Yine de tanıtayım kendimi. Tabii ki. Ben Sivaslı Gül. Aslında ismim Gül'dü. Sivaslı Gül koyduk. Babamla ortak kararımız. Bu arada babam büyük bir Ozan'dır. 13 tane albüm olan sevgili Ozan Ali Bedir'e buradan selam gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok selam büyük bir Ozan'ın olsun. Kızıyım. Sivas doğumluyum. Sivaslıyız. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Evet değerli dostlar, sizler de ne yapacaksınız? Seret'i yazacaksınız, bir boşluk bırakacaksınız. 39-69'a kısa mesajlarınızı göndereceksiniz. Ben senden bir türkü daha alayım o zaman. Tabii ki. Buyurun, seve lütfen. Seve.
Oturarak olabilir mi? Hiç sıkıntı yok. Tamam. Mekan bizim. Bugün zaten çok halay horon yapamayacağız. Yaparsak da horonu halayı dışarıda yapacağız. Ben de öyle geçen seneki evet. gibi çünkü burada olmaz. Ama ben
bilgisayarımızda yok bugün. Şeyden gördüğüm kadarıyla, televizyondan gördüğüm kadarıyla iki tane mesaj dikkatimi çekti. Murat Hanönü sanırım Almanya'dan yazmış. Demiş ki bütün Sivaslılara selam olsun. Bir gurbet türküsü istiyorum. Hanönü ve Yıldırım ailelerini. Bir de Gürünlü bir arkadaşımız. O da bir türkü istemiş. Öyleyse ben ne yapayım? Almanya'da benim de halam var. Ayhan halama da selam olsun. Bütün Fransa'daki Sivas dostlarımız, Fransa Sivaslılar Birliği yönetimine de selamlar olsun. Bir Asrı Gurbet diyelim. Bir Ali Kızıl Tuğuz'un havası yapalım. Peşine de bakalım. Ne geliyor onu yaparız. Hadi bakayım hocam, ver gelsin. Gelene
kuşla almış. Bu köy bizim köye benzemi gelene. Gelene de suna boydum gelene. Gelene de dudu dinlim gelene gelene. Beni deli sanma doktor, ben köyümün delisiyim. Benim yaram derin yara, ben köyümün delisiyim. Benim yaram derin yara, ben köyümün delisiyim. Eller şimdi. Ben köyümün delisiyim. Sanma köylü cahil ahma, ben köyümün delisiyim. Mesajını da görmüştük. Biz türkülerle devam edelim ya. Az muhabbet çok türkü diyelim. Bu arada sizlerin istekleri varsa yazıp gönderebilirsiniz. Ben de hastalandım. Telefonda da size söylemiştim. Grip oldum biraz. Hatam olursa affeyleyin olur mu? Söylemeye çalışıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok. Tamam. Şöyle ufak bir uzun hava yapalım. Peşinde de bir slow bağlayalım. Alkışlarınıza tabii ki.
çekerim ayrılığı da hayal. Seni bir zaman ay ay, seni bir zaman ay ay. Çekerim ayrılığı da hayal. Seni bir zaman ay ay, seni bir zaman aman aman aman. Ağzına yüreğine sağlık. Bu arada Yıldız elinden mesajlar var. Hafik Bey ona Hasan abi, Hasan Çezik abi. He, geçen düğününü yaptık biz. Evet. Aynen öyle. Hasan abinin düğünü yapmıştık geçen hafta. Bütün bey konaklılara, bütün Hafiklere selamlar olsun. Bu arada tamam Fatih abi, sıkıntı yok. Fatih Yıldız, biz 9 Haziran'da İstanbul'da Şarkış Dalları'nın pikniğinde olacağız orkestra arkadaşlarımla. Ben buradan bütün Şarkış Dalı dostlara da selamlar olsun. Halil abi, hani nerede bizim çaylar ya? Kurban olayım. Sobada çay da güzel olur. Öyleyse ben ne yapayım biliyor musun? Şöyle Malatya'ya doğru bir gideyim. Artık uzun hava türkü, uzun hava türkü yap. Efendim canım? Burada çok güzel olur. Abi soba moba var. Kurban olayım. Hadi bir uzun hava yapalım. Gül ki güller açsın. Al yanağında. Peşine de güzel bir, bütün dostlara güzel bir dost türküsü okuyayım. Do istiyorum. Do istiyorum. Evet. Do istiyorum. Klavyede er diye, nefesli de sevgili Sera'ya, bağlamadan Afa abiye, şu anda evden de bizi izleyen sevgili Türk'üm Süleyman abiye kuvvetli alkış istiyorum. Olmaz olsun ama.
geçen günüm. Gün olmaz olsun ama çıkalım kaleye bir akşam üstü, bir akşam üstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Sanma deli gönül, yar sana küstü, yar sana küstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben. Seyret yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Başımı koyup da göğsün üstüne, göğsün üstüne. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Sen Sivas'ı seyret. Ben başka bir türkü seçmiştim ama Sivas'tan Zeyno'ya, Nazmiye'ye, Narin abladan gelecek herhalde bir türkü. Hadi bir Sivas yaptık. E abi biz misafiriz burada. Ev sahibi ne isteriz onu yapacağız. Evet değerli dostlar, ne yapıyoruz? Tabii ki bizim masanın arkasında mı kalayım abi? Şöyle alayım. Evet. Bildiğiniz üzere biz yaklaşık 32 haftadır abi şöyle gelir. Hasan abi beni hemen birdenbire aldı buraya ama. İyiyim böyle. Biraz daha. Değerli dostlar, malumunuz bildiğiniz üzere 32 haftadır Ercan Ledikön'ü programında ana sponsorluğumu yapan Altın Toprak Arsa Ofisi, birbirinden değerli hemşerimizi, bizleri izleyen dostları Silivri'de ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde arsa sahibi yaptık. Ben bunun onurunu, gururunu, sevincini yaşıyorum. Bu hafta da sevgili patronumuz Sinan Karamelek, bakalım bu hafta bizlere ne gibi sürprizler var, kampanyalarımız nelerdir, onları sevgili Sinan abiden öğrenmek istiyorum. Vallahi Ercan, öncelikle ben Halil abiye çok teşekkür ediyorum. Burası bize yabancı bir yer değil. Geçen sene de yine biz buradaydık. Sevgili yengemle beraber bizi misafir ettiler. Ben ellerine, yüreklerine sağlık diyorum.
bütün personeline beraber ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Altın Toprak Arsa Ofisi olarak da sevgili izleyiciler şunu söylemek istiyoruz. Biz haftalardır, aylardır hem bu ekranlarda hem de başka ekranlarda sürekli anlatıyoruz. Kazancın doğru adresi diyoruz. Sizler almak zorunda değilsiniz. Gelin bizi görün, tanıyın, ofisimizi görün, arazimizi yerinde görün. Ayağınızı toprağa basın, sonra kararınızı verin diyoruz. Altın Toprak Arsa Ofisi sunar. Şunu söylüyorum sadece dostlara. Vallahi gelin yatırımınızı yapın. Yatırımınızı yaptığınız sürece de kar edeceksiniz, kazanacaksınız. Ben şunu söylüyorum. Arabanız varsa araba masraf. Arabanızı getirin. Ya ben şunu söylüyorum. Sizin gibi güzel insanlarla anlaşamayan adam hiçbir şekilde anlaşamaz. Çünkü ben kaç kişi de geldiysek ya bu dedim anlaşamaz dedim. Ya bir Murat abiyle sevgili Vedat abinin bir sohbeti vardı. Ofise kadar ben götürdüm sevgili Vedat abiyi. Ofisten aldık. Murat abinin araçta arsalara gittik. Parselleri gördü. Ondan sonra indik çantada hadi sanırım. Çantada bir güzel bir çay bahçesi var. Çok da kalabalık bir yer. Çay bahçesinde oturuyoruz. Aa bir baktım Vedat abiyle sevgili Murat abi pazarlığı yapmışlar. Anlaşmışlar. Bugün o gün neydi bugün ne oldu değil mi Ercan? Kesinlikle ben evet. Şunu söylüyorum. Ben sizin gibi güzel dostları sizlerle diğer güzel dostlarımı sizlerle tanıştırdığım için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ben şunu söylüyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Bugün alın kazanacaksınız. 2 sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene ama yer alıp da, arsa alıp da kim zarar etmiş bir tane gösterin bana. Zaten öyle bir şey kesinlikle yok. Değerli izleyiciler şunu söylemek istiyorum. Emin olun Silivri gün geçtikçe çember daralıyor. Çünkü artık son noktalar. Bizleri bile düne kadar yani bundan 3 sene 4 sene önce sattığımız fiyatlara bugün dönüyoruz. Emin olun aynı fiyatlara biz toptan alamıyoruz. Yani toptan biz kendimiz alamıyoruz. O yüzden çember gün geçtikçe daralıyor. Bu kadar yani bunlardan bir tanesi de şanslı izleyicilerimizden bir tanesi de sizler olun. Bu fırsatlara emin olun. Yarın vah ah demeden
Bugün gelin şans, bir şanslı izleyicimiz de siz olun diyoruz. Çünkü emin ol gün geçtikçe daralıyor. Biz de artık yer bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden kesinlikle şunu söylüyorum. Bu fırsatlardan bir tanesi kazanın diyoruz. Bu fırsatları değerlendirin diyoruz. Biz kendimize yer ayırıyoruz. Çünkü bakıyoruz ki her gün üzerine koyuyor. Kalıp da dediğim gibi bugüne kadar zarar eden hiç kimse olmadı. Sevgili izleyiciler, yine söylüyorum. Emin olun kazanç elde edeceksiniz. Gelin bizleri tanıyın. Almak zorunda değilsiniz. Aldınız bir sene sonra satmak istiyorsunuz. Yine firmamız Altın Toprak Arsa Ofisi olarak da biz buradayız. Getiriyorsunuz. O günkü değeri neyse biz zaten o ikinci satışta biz kesinlikle bir şey talep etmiyoruz. Sizi direkt alıcıyla karşı karşıya getiriyoruz. Yani tapudan siz paranızı alıyorsunuz, tapunuzu veriyorsunuz. O yüzden biz sattığımız yerlerin sonuna kadar dimdik arkasında duruyoruz. Kesinlikle aramanız gerekiyor. Bu telefonları çaldırmanız gerekiyor. Ben son kez bir daha numaraları vermek istiyorum. 0212 667 0707 0212 667 0707 kesinlikle arayın. Emin olun %100 kazanç elde edeceksiniz kısa zaman içerisinde diyoruz. Ben şunu söylüyorum. 30'unda yani önümüzdeki salı günü Ercanlı Dükkanı'na final yapacak. Bu 3 aylık bir yaz sezonumuz var. Malum bizlerin de Anadolu'da olacağız. Anadolu'da birçok Sivas'ın, Amasya'nın, Tokat'ın, Erzincan'ın, Giresun'un, Ordu'nun köylerine gidip sahneler yapacağız. Ama ben şunu söylüyorum. O boşlukta da biz aradığınız takdirde Ercan Bey, Ercan kardeşim, oğlum Ercan çünkü benden yaşça büyükler de vardır. Ya bizi de işte Altın Toprak Arsa Ofisi'ne götürün dediğiniz zaman başımızla birlikte götürürüz. Şunu da söylüyorum. Ben Murat abilerle program yapıyorum diye anlatmıyorum. Yeni sezonda belki yapmayacağız, belki anlaşamayacağız, belki program yapmak istemiyoruz diyecekler ama ben şunu söylüyorum. Silivri'de bu işi yapan iki tane güzel abim var. Beni her zaman aradığınızda ben bu güzel iki abime sizi yönlendireceğim. Çünkü yönlendirdiğimde şundan eminim ki benim götürdüğüm arkadaşıma, dostuma beni nasıl görüyorlarsa gönderdiğim kişiyi de öyle görürler. Çünkü bu adamlardan hiçbir zaman hiç kimseye zarar gelmez. Eyvallah kardeşim, sağ olasın güzel sözlerin için. Biz buradan veda edelim. Sizin de fazla zamanınızı almayalım. Ben öncelikle Halil abime 58 Yörük Çadırı'ndaki bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Bizleri ağırladığınız için, burada konuk ettiğiniz için. SRT ekranlarında kalın. Daha çok güzel Türklerine, Ercan Dik oynayana sevgili sanatçı dostumuz sizlerle olacak. Hayırlı akşamlar diliyoruz. 0212 667 0707 0212 667 0707 kazancın adresi Altın Toprak Arsa Ofisi diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun.
Etsiz çiğ köftenin mucidi Lagaş artık Sivas'ta. Lezzetini Adıyaman yöresine ait özel harmanlanmış baharatlardan alan Lagaş Çiğ Köfte 95. şubesiyle Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı'nda açıldı. Günlük taptaze sebzelerin birleşmesiyle oluşan özel Lagaş sosu yöresel tatları sevenlerle buluşturuyor. Cevizin muhteşem lezzetini çiğ köfteyle buluşturan Lagaş Çiğ Köfte her ayın 15'inde %50 bedava. İsteyin ayağınıza gelsin. 224-24-11 1994'ten günümüze. Yenilebilir Sivas tarihi. Lezzeti ülke genelinde tescil ve kabul gören Sivas köftesinin gerçek ustası köfteci Ahmet Usta. Mercimek çorbası, soğuk mezeler, dondurmalı Antep katmeri, kaymakla havuç dilimi tatlısı, tandır, Adana, biftek, kuzu pirzola, bonfile ve meşhur Sivas köftesi. Durun, bununla kalmadık. Lezzetimize lezzet kattık. Şimdi de sizlere köfteci Ahmet Usta sucuklarını sunduk. Artık Sivas'ta sadece ilkleri yapmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Adres: Toptancer Sitesi Akbank Şubesi Arkası. Telefon: 0346-226-2827. Her kim Allah rızası için bir mescit inşa ederse, Allahu Teala da ona cennette bir köşk inşa eder. Diriliş Mahallesi'nde yapımı devam eden Hüday Camii için hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Allah katında büyük hayırlardan biri olan bu hayra sizler de vesile olun. Telefon 0530 307 5133, banka hesap numarası 937-00-673, IBAN numarası TR95-0-20-5000-0937-0-67-3002. Doğaya, tabiata, sağlıklı yaşamaya, ailenle, dostlarınla gelin Sivas Termal'e. Stressiz bir tatilde şifa bulursun Termal'de. Eğlenmekse, dinlenmekse haydi Sivas Termal'e. Wedding Palace in Sivas ziyafet ve davet salonu. Rüya gibi görsel bir şölene hazır mısınız? 3 farklı kapasiteli salon ile düğün, nişan, kız isteme, söz, kına gecesi, mevlüt, konferans ve kongrelerinizde mutluluğa açılan kapınız çok yakında hizmetinizde. Ön rezervasyonlarımız başlamıştır. Wedding Plus in Sivas bir köşe grup firmasıdır. Ön rezerve ve tanıtım Grand Köşe Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesislerinde yapılmaktadır. Telefonlar 0346 222 30 34 0533 613 95 95. Kışın bol yıldızlı tatili Yıldız Dağı'nda yaşanıyor. Kayak öncesi ve sonrası hizmetleriyle Türkiye'nin en iyi pistlerinde kaymanın heyecanını yaşarken otel, kafeteryalar ve sosyal tesislerimizde yaşamın keyfini çıkartın. Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi. Yıldızlar Yıldız Dağı'nda kayar. Hemen arayın 0346 282 6001. Altın Toprak Arsa Ofisi sunar. Dik oyna yar dik oyna, al mendili dik oyna. Herkes çıkmış orana, hele sen de çık oyna. Hey!
Endiresin içinde çarşı boyu gezerim. Endiresin içinde çarşı boyu gezerim. Kız ben senin uğruna gurbete de giderim. Yar ben senin uğruna gurbete de giderim. Evet değerli dostlar, biraz önce tanıtıcı reklamımızı yaptık ama malumunuz burası güzel bir kır bahçesi. Şu anda da mı gitmiyoruz? Şimdi, evet değerli dostlar. Evet, tek kolonla yapalım. Yayındayız. Evet değerli dostlar, malumunuz burası güzel bir kır bahçesi. Burada her şey doğal olduğu gibi elektrik de doğal, jeneratörden alıyoruz. Jeneratör de şu anda bizim bütün ekipmanı, ses tesisatını, kameraları, aracı kaldıramadı. Onun için seslerimizde ufak tefek gitme gelme oluyor ama ben şunu söylüyorum. Biz gönül programı yapıyoruz. Yani ben televizyon programı yapıyorum ama Halil abiyle bizim bir dostluğumuz var. Biz dostluk için buraya geldik. Sevgili sponsorlarım, hakeza valla yaklaşık bir 120 kilometre gelmiştirsiniz değil mi abi? Çünkü kurban olayım, Beş Yol nere, Florya nere, Beylikdüzü nere, Ömerli nere? Ömerli işte nere? Bana bile yaklaşık bir 35 kilometre. Ama biz Halil abiyi seviyoruz. Narin ablayı seviyoruz. Burası bizim yerimiz. Evet, burada jeneratörü var dedim ya abi, kurban olayım. Onun için biraz önce tanıtıcı reklamlar yapmıştık. Reklamlarda bir kısmında sesimiz gitmedi. Ben şunu söylüyorum. Silivri Çanta Mahallesi'nde %25 imarlı özel parsellerimiz var. Onları da yaklaşık 64.900'den satışa sunduk. Ama siz Ercan Ladiköy'ne izledim diyorsunuz. Gidiyorsunuz oraya. Bizden de bir indiriminizi alıyorsunuz. En iyi şekilde tapunuzu alıyorsunuz. Tapunuzu aldıktan sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Aracınız varsa aracınıza takas yapıyoruz. Vade uyguluyoruz ama vadeye kesinlikle işte vade farkıydı, faizdi, Allah etmesin onları da yapmıyoruz. 65 bin lira olan yeri gittiniz aldınız, 40 bin lirasını kadar veriyorsunuz. Gerisini de sizin ödeme koşullarınıza göre sevgili Ünal abi, sevgili Murat abi, sevgili Sinan abi bölüyor. Siz de senetlerinizi en son, hatta geçen müşterinin birini aldırdık. Sevgili kardeşim var benim, ona Yeşim'i aldık. Yeşim'in senetlerini de ben ödüyorum. Ben ödüyorum derken cebimden ödemiyorum. Yeşim'le Murat abiler bir araya gelemiyorlar. Yeşim senetleri hep salı gününe denk getiriyor. Ben de Murat abiye diyorum, abi senet al gel. Para bende, ödeme bende. Ödemeyi yine ben yapıyorum arsayı aldırdığım gibi. Seneti de ben alıyorum. Bu arada senetleri de cebimde. Valla benimle iyi geçinmez de mahkemeye veririm. Ben onun için ne diyorum? Kesinlikle Silivri'de yer alın. Alın, alın, alın. Gel Halil abi, canı iyi. Hey ya, geliyor. Sen niye? Abla şu mikrofonu da vereyim şu güzel adama. Yenge sen işte hep böyle işi yapar, yapar, yapar orada oturursun. Ya. Yenge sen de gel. Gel ya, gel Allah'ı üstüne. Ya biz bizeyiz ya. Kimse görmüyor. 81 milyon ne olacak? Öyle ya, 81 milyon görüyor. Kimse görmüyormuş. Van'da görev yapan uzman çavuş Ömer Kavala. Asker türküsü istiyormuş. Evet. Biz bütün askerlerimize ve bütün emniyet güçlerine şöyle güçlü bir alkış istiyorum ben sizden. Onlar var, biz burada huzurluyuz. Bu arada sevgili yeğenim Doğukan Bayraklı da pazartesi günü Ankara'ya askeri uğurlayacağız. Doğukan'ı tanıyan herkesten helallik istiyorum. Evet. Abi ne diyorsun ya? Vallahi Ömer, bak adama bak. Adam Sivas Yıldız Elinden gelmiş. Yenge bir gel. Niye gelmedin? Adam Yıldız Elinden çıkmış. Sivas'a uğramış. Sivas'tan gelmiş İstanbul'a. İstanbul'a gitmiş. Yeni Doğan'da bir ev almış. Burada çalışmış, çabalamış. Ondan sonra sen hangi ara geldin abi, ormanları komple çevirdin, çerçeveledin, böyle bir şey yaptın ya? Vallahi şimdi Sivaslı olunca İstanbul Sivaslılardan sorulur biliyor musun? Vay kurbanın olayım. Bu da bir ayrıcalıktır.
tabii ben değerli Altın Toprak Arsa Ofisi Başkanı değerli Murat Çakmak kardeşim Sinan Karamel'e biraz yakın tut abi. Çok teşekkür ediyorum ve sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii aramızda konuk sanatçımız Sivaslı Gül'e evet. Güzel bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ve yine aramızda bir Güneş kardeşimiz var sanatçı. Abladan da bir Türk alacağız derler. Hoş geldin diyoruz. Evet. Tabii Altın Toprak Arsa Ofisi deyince biz her türlü artısına, eksisine yörük çadırı olarak kefiliz. Eğer bize de gelip sorarlarsa bizden de bir indirim alacaklardır. İnanıyorum ki. Dolayısıyla biz yönlendirdiğimiz insanlar bu garanti. Altın Toprak Arsa Ofisi demek tabii öncelikle güvenin bir adresidir. Değerli dostlar. Burada güven meselesi var ya. Adam hiçbir yerde tapuyu almadan para alanı gördünüz, duydunuz mu? Yok. Ama bu adamlar önce tapuyu veriyor, daha sonra parayı. Bak. E-Devlet'ten bakıyorsunuz ki adınıza bir tapu çıkmış. Bak, hesaba bak. Ondan sonra para veriyorsunuz. Ha, isterseniz hiç vermeyebilirsiniz de o zaman yani. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ama Halil abi, güven meselesi bu işte. Adamlar gerçekten kendilerine bir güven kazanmışlar. Halkına güvenmişler daha doğrusu. O yüzden de ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Buradan Sivas'a, Yıldız Eline, Yok Harekecik Köyü'ne ve tüm izleyenleri 58 Yörük Çadırı'ndan ben sonsuz selamlarımı sunuyorum. Narin yengeye selam göndermiyor mu? Ya Narin yengen gelmedi ki. Neyse belki bir ara neyse, gelir. Sen onun evde cevabına bakarsın. Tamam. Kurban olayım sana. Alkışlar Halil abiye gelsin. Canım o benim. Şimdi ben şunu söylüyorum. Valla bu kadar çok sohbet ettiğim de yeter. Ben ama yine şunu söylüyorum bakın. Hakikaten yer alın. Yer alın. Gelin bana ne diyorsanız deyin. Alın kardeşim. Alın kar edin. Sen aldın, senden yana sıkıntı yok. Sevgili Ferhat aldı. Vedat abi aldı. Biz aldık. Ayhan Bayraklı aldı. Hele bizim Müslü Şehir'in Aksu Koyu var abi. Bu satışa çıkarttığımız şu anki %25 imarlı dediğimiz yerleri 2 hafta üst üste benim ekstram vardı. İlk satışa çıkarttık. Ben abim dedim ki gideyim dedim şuradan dedim anasfalta sıfır. İyi yer varsa ben dedim 2 tane kapatak. Nasıl olsa bir şekilde anlaşıyoruz Allah bana ben Murat abiye. Hiç almazsa alıyoruz tapuyu falan şudur budur. Abi bir gittim. Yola cephe 4 parsel vardı değil mi abi? Ünal abinin oğlu var sevgili Ümit. Ümit'e dedim ki şunların bir en başındaki bir de bu başındakini. Ortadakileri istemedim. Dedi ki abi onları dedi sizin dedi Suşehir'in bir koyu aldı ama dedi hangi koyu? Bir baktım bizim Aksulular var. Aksu köyünü bilirsiniz. Koylusar'a da yakındır. Babam kurban olayım adamlar ilk 4'ü kapatmışlar. Çok da yer alıyorlar ama akıllılık yapıyorlar. Niye? Bugün sevgili bizim Barış Çiçekçi İrfan abi de burada. İrfan abi Kurtköy Kaynarca neydi? Şimdi ne oldu? Vallahi sen belki de bundan 15 sene önce Kurtköy'ü beğenmedin, yer almadın. Şimdi de para yetmiyor ki yer alak. Ben de aynıyım. Sıkıntı yok. Onun için ben şunu söyleyeyim. Yerinizi alın. Kafanızın üstüne yatın. Abla bir Türk alak mı? Ben konuştum biraz dinleyin. Şimdi dinleyeyim. Halil he. Abi asker dedi. Sevgili askerimize gitsin. Asker türküsü istedi zannedersem. Değil mi Halil abi gı? Heh. Eledim eledim yapalım o zaman. Tamam. Sevgili askerimize eledim gitsin. Eledim eledime girmeden. He canım al. Ben gel buradan... buraya gel. Gel. Çekinme tabii. Gel. Yok yok çekinmiyorum. Buradan bizleri Yalova'dan izleyenler benim biraderlerime ve yeğenlerime, Avrupa'dakilere çok gözlerinden öpüyorum. İyi akşamlar diliyorum onlara. Onları çok seviyorum. Bir numarasın Halil abi. Şimdi bu arada bizi sevgili biliyorsunuz Altın Toprak Arsa Ofisi'nin diğer ortağı da diğer abinin. Onlara ortak demiyorum ben. Vallahi kardeş olsalar bu kadar birbirlerini tamamlamazlar. Sevgili Sinan Karamele'in Amasya Mis Turizm'de sevgili bir abimiz vardı. İsmi neydi? Kurban olayım. Hüseyin Elibüyük. Sevgili Hüseyin abiye de güzel bir türkü göndereceğim. Hadi abla senden Allah bir türkü. Sevgili askerimize gitsin değil mi kocaman alkışlarınızla? Şöyle bir eledim yapalım ve tüm şehitlerimize gelsin. Söylüyoruz ama hep beraber, hep bir ağızla. Jandarmalar geldi vallahi. Aha cendermeler, cendermeler. Tam da türkünün üstüne değil mi?
yaşların ağlama. Gider de gözyaşların ağlama. Sunam, sunam, köle olamam anaman, aman. Bir güzel Sivaslı aşkının sevdası canan sinemi yakar. Aşkının sevdası canan sinemi yakar. Bizi geldiniz, sefa geldiniz. Sevgili jandarmamız da burada. Bizi seyretmeye geldiler. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Öyle sonlara bir karşılama yapayım ben. Bir ses tam alayım. Tam da üstüne geldiler ya. Jandarmalar beni yoldan indirir. Jandarmalar beni yoldan indirir. Göz yaşımız değirmeni döndürür. Yasemen yaşımız değirmeni döndürür, kız Yasemen döndürür. Zalim anan seni bana vermezse, zalim anan seni bana vermezse, korkarım ki bu dert beni öldürür, Yasemen öldürür. Korkarım ki bu dert beni öldürür, kız Yasemen öldürür. Jandarmalar, ben hükmeli
Dedim böyle bir giriş yapayım. Efendim bu arada hoş geldiniz. Allah sizlere uzun ömürler versin. Sizler olmayınca biz bak sizler varsınız görevdesiniz. Biz burada rahat rahat çalıp söylüyoruz. Duygulandın. Sevgili Erdi de askerdi kısa dönem Çankırı'da. Jandarma asayişte abi ben de aynı böyleydim diyor sizi görünce. Ben söyleşicilerin alkışları da sonra çıkar. Ha bu arada ne yapayım ya? Abi senin türküyü dedim. Halay mı yapalım? Oynasınlar. Yapıştır.
Halay ekibi sevgili Gül, bizim halay ekibi, hani sanatçı toplama ekipli işe gider ya, tam birinci türküyü, ikinci türküyü, ondan sonra iş yöresellere gelir, herkes birbirine bakar. Bizim halay ekibi 6-8'de müthişti. 2-4 hızlıya geçince herkes birbirine bakıyor, hemen olaya el koydum. Vallahi siz oynadınız, üşümediniz de ben dondum. Hala bu arada kravatım, aman başına bir şey geçmesin, kurban olayım. Paramı bile alabilirim. Sıkıntık ama ayakkabıydı, ceketti, kravattı lütfen. Ona çok titizim. Onu vermem. Nereye gidiyorsunuz? Daha karpuz kesecektik. Abla sen hazır mısın? Hadi. Şöyle bir alkışlarla sevgili Güneş'i bir alalım. Güneş gibi doğacak inşallah. Alkışlar kuvvetli gelsin, bu kadar olmaz. Bak ne güzel de giyinmiş değil mi? Tam Sivaslı gibi, oh. Sivaslı mı abla? Sivaslı mıydınız Güneş Hanım? Mersin. Fark etmez. Bizim Mersinli gibi giymiş, aynen öyle. Sevgili İsmail abiye de selamlar olsun. Mersin İsmail'le de kardeş kanalda biz uzun yıllar birlikte program yaptık. Bize ne okursun ablam? Gelmiş bahar geçmiş yazar okuyalım o zaman. Mikrofonla.
yazlar neyleyim? Gelmiş bahar, geçmiş yazlar neyleyim? Söyleyin derdimi dağlar dinleyin. Allah Allah, öleyim billah billah. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Efendim ekran başındaki izleyicilerimiz ve yakından seyretmeye gelen izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz dinledikleri için. Sağ biz olsun, var olsun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada yarın akşam... Pardon. Bu akşam, yarın akşam, yani her çarşamba akşam Vatan TV'de program yapıyorum. İzlemenizi bekliyorum ekran başındakine ve değerli dostlarımıza. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alkışlarla sizi yerinize alıyoruz. Evet, siz bize ne türkü okursunuz? Dışarı düşüdünüz ama olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi oynadık, güldük. Azıcık da ağlayak değil mi? Olur, sıkıntı yok. Kızıltuğ'dan, sevgili Ali Kızıltuğ'dan. Bu arada Ali Kızıltuğ'u rahmetle anıyoruz. Kocaman bir alkış almak istiyorum kendisine. Bu okuyacağın Ali Kızıltuğ türküsü de... tam bu uzun hava türkü de sevgili... Muharrem Yamak abiye gitsin, Bahçeköylü abime istek tamam, istemiş. Ben tamam. Okuyacaktım, sen oku. Hadi neler bakalım. Vermezdim senin uğruna. Vay deli vay, değil mi? Narin abla, şu benim çocuklara da birer çay verin ya. Üşüdüler vallahi. Mendili sallayıp durma Narin abla. Demin oynadın, kalmıyor mu sen halaya ya? Efendim, Naf abiye kuvvetli alkış ya. Onun uğruna
yaşansa soysuz ise yollara. Sarılsak ağlasak eskisi gibi etme canım, eskisi gibi aman aman aman. Giyinip kuşansa soysuz ise yollara. Sarılsak ağlasak eskisi gibi etme canım, eskisi gibi aman aman aman. Efendim, kocaman bir alkış alalım değil mi üstadımıza? Çok güzel. Bağlamacı arkadaşımıza, kırmızıcıya. Geri ver, ne olur geri ver.
gelmedi yerine. Teneke çalarım sazım yerine. Şimdi hep beraber. Felek benim gençliğimi geri ver, ne olur geri ver. Geri ver, yandım geri ver. Geri ver, ne olur geri ver. Geri ver, yandım geri ver. Felek benim gençliğimi geri ver, ne olur geri ver. Geri ver, ne olur geri ver. Geri ver, zalım geri ver. Tekrar. Felek benim gençliğimi geri ver, ne olur geri ver. Geri ver, yandım geri ver. Geri ver, hayın geri ver. Geri ver, ne olur geri ver, aman aman aman. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ya biraz önceki türküde Süleyman abinin, bizim ritimcinin bedduaları geldi sana, geldi. Adam sana demedi mi Ercan'a geldiğinde, solisti ben varken Ercan'da ritim box açma. Bak bedduaları geldi. Aynen öyle. Gülme komşuna gelir başına, değil mi? Aynen. Bu arada programımızın da yavaş yavaş sonuna özür dilerim. Süleyman abinin gönlünü alırız. Bursa'dan bir kasa şeftali göndeririz, olur biter. İzliyorsa senin ne şansın yok salı günü bence. Bu arada herkese türküler okuduk. Benim annem burada. Ben de anneme şöyle kısa bir dörtlük bir uzuna okuyayım. Derelere söğüt diktim diyeyim. Yok canım la. Ellikle bak mı? Ellikle bitirek mi? Biz buraya misafir geldik. Yapacak bir şey yok. Anladın sen onu. Şimdi eller havada.
beni seviyordun, seviyordun Efe. Kulağıma ne diyordun, ne diyordun Efe. El miydim, bir miydim, ben elinin bir miydim. Gözyaşınla yudun beni, ben elinin bir miydim Efe. El miydim, bir miydim, ben elinin bir miydim. Gözyaşınla yudun beni, ben elinin kiri miydim hep hep. Pişman olacaksın, olacaksın Efe. Saçlarını yolacaksın, yolacaksın Efe. El miydim, bir miydim, ben delinin bir miydim. Defterinden sildin beni, ben elinin kiri miydim hep hep. El miydim, bir miydim, bir olmazım, bir miydim. Defterinden sildin beni, ben elinin kiri miydim hep hep. El miydim, bir miydim, ben elinin bir miydim. Gözyaşından sildin beni, ben elinin kiri miydim. Ölümüydüm, diri miydim, ben delinin biri miydim. Defterinden sildin beni, ben elinin kiri miydim öp. Efendim geldik yavaş yavaş programımızın sonuna değil mi? Vedaları yapıyoruz, sonra da sevgili Gül ellik yapıyor, ellikle final yapıyoruz. Efendim ben öncelikle bu güzel salı akşamında bu güzel mekanı bize açan, Sivas'ı bize yaşatan sevgili Halil Soytürk abime ve sevgili Narin yengeme çok teşekkür ediyoruz. Valla bugün 3'ten 4'ten beri bizlerle birlikte emek veriyorlar, uğraş veriyorlar. Tabii ki benim 2 yıldır ben neredeysem onlar orada. Hiçbir zaman aradığımda nerede olursam olayım beni yalnız bırakmayan ana sponsorum olan, sponsorum demeyeyim, abilerim diyeyim. Altın Toprak Arsöz Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Murat Çakmak ve Sinan Karamelek birbirinden değerli misafirleriyle Ünal abiye ben çok çok teşekkür ediyorum. Yine Altbant reklamlarıyla bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Orkestra arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sivas SRT TV'ye teşekkür ediyorum. Sevgili Hasan Çakmak ve ekibine teşekkür ediyorum. Her ne kadar benim sesim çok çok güzel, ona kadar kötü çıkarmaya çalışsa da benim sesim güzel yani. Ondan yana sıkıntım yok. Allah'a hamdolsun. Adapte. Ya bu espri ya. Ya kurban olayım ya. Espri yapıyorum canım. Arada görmüyor musun ya? Sanki bizim aradaki gelen sesi görmüyor musun? Sanki bizim Vito şeye batmış, çamura batmış. Gemin deresi şenliklerine giderken gaz veriyor mu? Vın vın. Jeneratör arkadan arkaya veriyor. Daha bize ne desin insanlar, kurban olayım. Biz burada Anadolu'yu yaşadık, Sivas'ı yaşadık. Ben her şeyle keyif aldım. Ama bu arada sevgili Halil abi, aramızda bir kan davası başladı. Kanım aktı burada. Bunu da söyleyeyim. Aramızda bir kan davalı var. Artık onu cüzi bir miktarda bir kan parasıyla çözeceğiz işi. Ben her şeyden önemlisi çok çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak ortamı bizlere hazırlayan, sunan. Ben şunu söylüyorum. Biz buraya dostluğumuz için geldik. Halil abi, sevgili Murat abi yanınıza geleyim. Siz bir Halil abiye teşekkür edin. Halil abi size teşekkür etsin. Sonra ben sizlere teşekkür edeyim. Ondan sonra da toparlanıp gidelim. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Yok canım, körler sağırlar birbirini ağırlamıyor. Hasan abiye söylüyorsun, eyvallah. Tamam.
Tamam, soy ismimiz aynı ama gerisini ben bilmem. O senin söyleyeceğin şey. Bizi Türkiye'nin her yerinden izleyen bütün izleyicilerimize ben öncelikle iyi akşamlar dilemek istiyorum. Halil abimiz ve Narin yengemiz, biz ne zaman buraya geldiysek her zaman burası bizim bir evimiz oldu. Ve biz bu evimizi her zaman dilediğimiz gibi geldik, oturduk, yedik, içtik, ağırladılar. Çayımızı, kahvemizi içtik. Ondan sonra da pazar günleri çok güzel kahvaltıları var burada. 58 Yörük Çadırı, Şile yolu üzerinde. Bütün dostlarımızı, dinleyicilerimizi ve izleyenlerimizi ve hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. Her şeyden önce bunu söylemek istiyorum. Onun haricinde zaten biz reklam saatimizi geçtik. Yatırımlarınızın nasıl olduğunu, ne yapmanız gerektiğinizi Sinan kardeşim, Ünal eniştem hep beraber söylediler. Ben diyorum ki küçük düşünün ama büyük. Küçük başlayın ama büyük düşünün diyorum. Küçük başlayın çünkü biz rakamlarımız düşük olduğu için küçük başlayın diyoruz ama yarınlarınıza ve diğer çocuklarınıza bugün 23 Nisan egemenlik Ulusal Egemenlik Bayramı ve bu anlamda da evet Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bugününü kutluyorum. Bizler de çocuk olduk. Bizim de bugünlerimizi kutlayan çok büyüklerimiz oldu. Belki o zamanlar kıymetini bilemedik ama şimdi çocuklarımızın bu kıymetini bilmesini istiyoruz. Çünkü ülkemiz her şeyden önce bizlerin yaşaması anlamında, bu güzel ortamların olması anlamında hep güzel şeyler yaşattı bize. Ve çocuklarımızın kıymetini bilelim, onların geleceğine yatırım yapalım diyorum. Ve 58 Yörük Çadırı'ndan Sivas SRT TV ekranlarında bizleri izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Son programlarımız Ramazan'a denk geliyoruz. Ramazan'a doğru gidiyoruz. Ramazan'da farklı programlar olacak. Biz artık türküleri bırakacağız. Ondan sonra başka programlarımız olacak. Evet. Demeyelim, iyi akşamlar diyelim biz. Evet, sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili Halil abime ve burayı bugün dolduran gelen insanlarımıza, gelen dostlarımıza, arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hem senin, hem Gür kardeşimin, hem arkamda oturan diğer kardeşimizin de hepsinizin ağzına sağlık. Sizler türkü tadında kalın. Ekranları başında bizleri izleyen herkese Nafi abinin sazının telinden dökülen o nameler gibi güzel kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Artık bu kadar güzel namelere, sözlere yoymaya yok bu akşam. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ercan'ım size ayrı ayrı. SRT Sivas TV'ye teşekkür ediyorum. Değerli sponsoru Murat Çakmak ve Sinan Karamelek kardeşlerime çok çok içten, yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bunlar bizim aile dostlarımız. Buradaki insanlar da bütün bizim aile dostlarımız. Siz zaten yine aynı öyle. Değerli buradaki sanatçılarımız Gül Hanım'a, Güneş Hanım'a ben sonsuz teşekkür ediyorum. Ve tüm SRT Sivas TV izleyenlere selamlar, saygılar, iyi akşamlar diliyorum. Abi Ramazan'da şu sobanın üstüne güzel bir etli bulgur pilavı yap. Güzel bir yaz da geliyor, bir ayran çorbası, bir gelek iftar açak. Ne yapak? Ama bunun üstünü istiyorum bulgur pilavını, etli olsun. Horoz yedim abi ben mitini. Bugün değil abi, biz buraya bir geldik. Vallahi çıkarttı bize horozu. Abi ya siz var ya. Sevgili Gül'e ben sizden kuvvetli bir alkış istiyorum ama bu akşam tanıştık ama hiç yabancılık çekmedi ne kendisine de ben çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Öyle bir babanın böyle bir evladı. Vallahi ne mutlu bizlere. Sivaslı olarak da yakışmış. Sivaslı Gül olması da yakışmış. Ben son sözlerinizi alayım. Zaten programı da sizin ellikle kapatacağız. Bütün ellikçileri dışarıya alayım. Burada çekemeyiz mi? Olmaz değil mi şöyle sobanın etrafına? Cücük çekeriz, bir şey olmaz çünkü ben dışarıda üşüyorum. Üşüyorum ne yapayım? Ben tabii ki sonsuz teşekkür ediyorum size programa aldığınız için. Teşekkür teşekkür ediyorum. Burada bulunan tabii ki Altın Toprak Ofisi sahibine de teşekkür ediyorum. Sevgili Yunus Aybakan aramızda, İlke TV'nin sahibi. Ona da teşekkür ediyorum. Turan abim, Halil abim, mekan sahibi, eşine. Bütün dostlarıma teşekkür ediyorum kısacası.
aileme, beni izleyen herkese. Hayırlı akşamlar diliyorum. Elliğimize başlayalım. Hadi bakalım. Şöyle sobanın etrafına dizelim. Hadi bakalım. İçinde çarşı boyu gezerim, endiresin içinde çarşı boyu gezerim. Kız ben senin uğruna gurbete de giderim, yar ben senin uğruna gurbete de giderim. Dik oyna yar dik oyna, al mendili dik oyna. Dik oyna yar dik oyna, al mendili dik oyna. Herkes çıkmış orona, hele sen de çık oyna. Herkes çıkmış orona, hele sen de çık oyna. Altın Toprak Arsa Ofisi